Bunlar Aralık ayından belli aldığım uzaklaştırmalar ama hiçbir şekilde önüne geçemiyorum. Sürekli ihlal yapıyor. 4 gün önce yine ihlal yaptı. Yine şikayetçi oldum ve ben bugün yine çocuğumu göstermek zorunda kaldım dedi ölümle tehdit eden adama. Oğlumla beni tehdit eden adamdan çocuğumu da kendimi de ailemi de herkesi de korumak istiyorum. İki tane kızımı ilk evliliğimden olan yurda verdim korkudan. Artık bir şekilde bunun önüne geçilsin. Evlendikten 2-3 gün sonra eşimin başka şahısları dolandırdığını öğrendim Partal'da kullanaraktan. Ondan sonra eşim sürekli beni tehdit etmeye başladı. İşte makamlarla, yüksek mevkideki insanlarla, işte burada tanıdığım var, benden ayrılamazsın, seni yaşatmam, bunu senin yanına bırakmam diyerekten birçok tehditlerde bulundu bana. En son Ocak ayında aldatmasını falan da yakalamıştım ben zaten. Ocak ayında en son ailemin yanına yerleştim. Evden kovdu beni. 10 gün üst üste hiçbir şekilde maddi anlamda yardım etmeden. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Mesajlarda da mevcut zaten var. Ben barışmak istemeyince de hala tehditlere devam etti. İşte şimdi de pedagog ayarladım. Biz pedagog raporu sunduk mahkemeye. Çocuğu senden alacağım. Seni yaşatmayacağım. Benden ayrılmayacaksın. Ayrılamazsın. Birçok uzaklaştırma aldım. Ama uzaklaştırmaların hiçbir fayda etmiyor. Birçok kere müracaat ettim. Ama bir türlü önüne geçemiyorum ben bunun. Çok mağdur durumdayım. Sürekli tehdit edilmekten artık ne yapacağımı bilemez hale geldim. Kızlarımla, ailemle, kendimle. Yani çok çaresiz bir durumdayım. Artık birileri benim sesimi duysun istiyorum. Sürekli sosyal medyasında siyasetçilerle resimler paylaşıyor. Ama eski resim. Bakanlarla, evet geneli eski resim. 2016-2017 dönemine ait resimler. Sürekli insanlarla bunlara gözdağı veriyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın kuzeniyle beraberim, danışmanımızla beraberim vesaire diyerekten bu şekilde korku saçıyor yani herkese. Ama öğrendiğim yerlerde partiden ihraç edildiğini öğrendim. Yani bana söylenilen oydu. Sadece üyeliğinin olduğunu söylediler. Bulunduğu şehirden, İskenderun'dan. İskenderun'la hiçbir şekilde siyasi anlamda bir bağlantısı yokmuş. Ama herkese oradan siyasi anlamda bağlantısının olduğunu söylüyor. Emniyette ben şikayette bulunduğumda 3 tane dosyasının olduğunu söylediler bana. Aramasının da olduğunu söylediler. Ama kaç tane olduğunu tam anlamında bilemiyorum. Peki siz evlenirken ne iş yaptığını düşünüyordunuz? Nasıl çıktı? Evlenirken bana ve aileme, tüm herkese Enerji Bakanlığı'na bağlı olaraktan çalıştığını söyledi. Ama evlendikten sonra hiçbir şekilde öyle bir şey olmadı. Yani evimin elektriğini kaçak kullanıyordu, kirasını veremiyordu. Şu anda da zaten ikametgah kaçırıyor. Gösteriyorum çünkü çocukla ilişki kurması için bir karar var ama benim de uzaklaştırmam var. Yani hem tehdit ediliyorum hem de çocuğumu göstermek zorunda kalıyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Karakolun önünde görüyorsunuz herhalde. Evet, karakolun önünde görüşüyoruz biz. Çocuğu görsün diye karakolun önünde, karşısında bir pastane var. Orada görüştürüyorum çocuğumu. Bugün de orada görüştürdüm. Yine tehditler etti. Bunu senin yanına bırakmayacağım diyerekten gitti. Uzaklaştırmam var ama uzaklaştırma olduğu halde çocuğumu göstermek için mecburiyetten gidiyorum. Çünkü elinde çocuğu göstermem için karar var. Bu adam artık kimseyi kullanmasın. Yani en azından mevki makam kullanaraktan birilerini korkutmasın. Ben artık korkuyla yaşamak istemiyorum. Gerçekten birileri buna dur desin. Ben eşiğim bu kadar mağdur oldum. Kim bilir diğer insanlar ne kadar korkutuluyor. Daha sonra öğrendim ki hani işe iş vaat etmiş. Birine atıyorum polis olacaksınız o yüzden para talep etmiş, ötekine bekçilik talep etmiş. Yani kamu işlerini yapacağım diye sözler vermiş, insanlardan para almış. Bunu da hesabından değil, genelde elden olaraktan yapıyormuş. Zaten de öyle yapıyor. Ben de evliyken birçok şeyine şahit oldum. Yani her gün tehdit ediliyordu zaten. Telefon kayıtları dinlenirse, incelenirse, özellikle WhatsApp üzerinden yapıyor yani para alışverişini. Gece saat 1, 2, 3 hiç önemli değil onun için. Ben bir an önce boşanmak istiyorum. Tehdit edilmek istemiyorum. Devletimizden de bu konu hakkında yardım bekliyorum. Ben sürekli tehdit ediliyorum. Gerçekten bana bir şey olursa artık hesap sorabileceğim kimse yok. Benim 3 tane çocuğum var. 3 tane çocuğum için artık ben yaşamak istiyorum. Ben oğlum ve kızlarım için yaşamak istiyorum. Annelik yapmak istiyorum. Anne olarak abla.